Peki istemeye nasıl eve geldiler? Kaç kişi geldi? İstemeye çok kalabalıktan sonra iki kat açtık biz. 120 kişiydi isteme. Eşin nereliydi hayatım? Eşim de Arnavut. Ben de Arnavut'um. Evet. Tamam. Çok güzel. Kalabalıktı. Kültür çatışması olmadı. Yok, olmadı. Aynı kültür. Evet. Birbirlerinizin huyunu biliyorsunuz. Evet. Her oynandı, şeyimiz düğün takı takıldı. Gibi. Evet, her şeyimiz düğün davulu zurnalı oldu. 120 kişi isteme. Ne demek? İki kat yani açıldı. Yani söz isteme gibi bir mi? Bir arada oldu? Mı? Söz isteme bir arada oldu. Bir arada oldu. O yüzden. Bir arada oldu. Ama gene kalabalık oldu. Ama yine kalabalık. Bu, evet. Bu galiba değil evet, mi? Evet bu. Oynuyoruz hı-hı. Şu anda. Eşimi oynatıyorlar. Biraz romanlar gibi sanki değil mi? Onlar da böyle çok saçı fazla adetleri var. Saç makyajı biraz da benziyor da. Ben saç makyajı da benzettim. Ama güzel, çok güzel. Farklı adetleriniz var mı? Evet, mesela burada damadı oynatıyorlar. Hmm. Beni istemişler, almışlar gibisinden. Burada da çok saç sayısın. Yine evet, bayağı bir şaşalı. Ben buradayım diyoruz. Topuz şaşalı evet. Topuz. Tacım var yine gördüğünüz gibi orada da. Epey kalabalık. Evet çok kalabalık. Ama ortam biraz dar sanki değil mi? Biraz evet. Zorlanmışlar küçük sanki. Küçük annemin salonu ama bize küçüklük fark etmez. Biz her yerde oynarız. Yeter ya müzik olsun. Nasıl bir müzik oynayayım bakayım şu dar alanda. Oynarım. Bir göreyim seni. Hadi. Kalkın kızlar beraber oynayalım. Biz bilmeyiz ki sizin adetlerinizi. Sen oyna. Sen. Bir görelim bakalım bir Arnavut müziğinde şöyle bir oynama. Güzel mendilinle mi dans edeceksin? Evet. O zaman isteyelim dış sesçim rica edelim mendilini Aydın'ın. Teşekkürler. Teşekkür ederim size. Hadi müzik de gelsin. Kibar böyle böyle bir kibar kibar oynadın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz de. Peki sonrasında nişana gelelim. Nişan evet. Nerede oldu? Nişanım salonda oldu. Hı-hı. Bizim meşhur Arnavutların. Kaç kişiydi? Çok kalabalıktı. 1000 kişiye yakın oldu. Evet. Nişanda kaç kıyafet giydin? Nişanda bir tane giydim tane. Ama o da bayağı bir çok abartı. Takı da var galiba. Evet takı takıldı. Ne çok kadar? Kalabalıktı. Davul zurna. Takı ne kadardı? Takı o zaman 20 bin liraya yakın bir para takıldı. Tacım da çok evet, büyük gördüm. Saçın da değil. Çok, evet. Evet. Çok. Hep çok, böyle çok oluyor. Abartı. Evet. Çok ağır gelmiyor mu? Hayır, çok ağır gelmiyor. Alışık olduğum için hiç ağır gelmiyor. Başka kişilerin düğünlerinde de mi bu evet. Şekilde yaptırıyorsunuz evet, saçları? Evet, bu şekilde gidiyoruz. Hı. Evet, çeyizde gördüğümüz. Evet, evet, çeyizde. Mendili yelpazesi, bebek mavi. Nişanlım nasıl? Evet, kardeşin güzel. Konuşuyor. Nişanlın dikim mi? Evet, özel dikim. Özel dikim. Hı-hı. Ne kadardı o zaman? 5000 liraya diktirmiştim. Taç dahil mi? İşlemesi yok, çok hayır. Fiyatı uygun. Tacım ayrı. Peki sorsanıza ya, saçı makyajı ne kadar? Çünkü çok özel bir saç, çok özel evet. Bir makyaj. Yani ağır. Farklı kuaförleri var. Onu diyecektim saat aslında. Sürdü saçımı evet. Yapmak. Farklı 3 saat sürdü. Tabii farklı kuaförleri var. Sıkılmadın mı yaptırırken? Hayır, özel bir güne hazırlanıyorum. En güzel ben olacağım. Otururum orada. 3 saat gerçekten. Fiyat. Sabır işi. Evet. Fiyatını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 1500 liraydı sanırım. Sadece nişan benim için. Benim kırmızıcım evet. Da bu şekilde. Makyaj da dahil evet, mi? Evet, dahil. Bence. Çünkü çok uğraşmalı. Çok uğraştı. Gerçekten çok uğraştı. Çok da güzel oldu. Sen bir şey söylüyordun Elif'cim, ne dedin? Benim kınatacım da bu şekilde biraz büyüktü ama bu kadar değil aslında tabii. Ya ek saç mı var orada? Evet, ek saç var. Baksana böyle yani arkada bükleler var. Kendi saçı bu kadar büyük ve hacimli duramaz zaten. Baya baya sanat eşin çok istiyor. Küçük duruyor ama burada. Kaç eşim? Yaşında? Hesaplayamadım. Küçük duruyor. Bu dansların bir adı oluyor mu yoksa direkt... Biz bunları horo diyoruz. Horo. 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 Yani ne özel... gelse ne olacak? Halaya mı gireceğiz? Nasıl olur? Horoya girin. Horo. Horoya giriyoruz. Burada zaten davulcular. Sizde horon var değil mi Semra? Sizde horon var. Burada horo var, sizde horon var. Hiç erik dalı yok mu? Hayır. Yok. Karşılıklı oynamıyoruz. Hep halay. Evet. Sürekli para saçılıyor zaten gördüğünüz gibi. Erik dalım var sürekli. Herkes de olmaz mı aslında? Bazı yörelerde, düğünlerde para saçıyorlar ya. Eğer para saçmazsan ayıplıyorlarmış seni. Sizde de öyle evet, mi? Evet, bizde de öyle. Adet, para atmak adet. Allah Allah ya. Evet. Masraflı oluyor yani masraflı. Sizin nişanlar, düğünler. Evet. Ama çok bir miktar değildir herhalde, ufak miktarda. Salonun fiyatı neydi o zaman? Salonun fiyatı 4000 liraydı. Yani bohçalar da evet. Salona gelmiş. Evet, onlar nişan bohçaları. Biz de öyle sergiliyoruz salonda. Aa, evet. Bak çok enteresan. Salonda
nişan borç yani borçları salonda nişanda sergiliyorsunuz. Evet, erkek tarafında biz de sergiliyoruz. Siz de mi sergilediniz? Evet. Siz nereliydiniz? Biz Samsunluyuz. Bizde kızın bohçaları geliyor nişanda, salona. Nişanda. Baksana. Evet. Evet. Erkek bohçası erkek... daha sonra mı getirdi? Yok, erkek de orada. İkisi de aslında orada. Benim kayınvalidem de o şekilde istemişti. O da Bulgaristan göçmeni onlar da. Ama hani biz tercih etmemiştik ama ben de bunu biliyorum. Yapan var. Bu adeti biliyorsun. Evet, evet, zor olmuyor ama ya. Zor oluyor. Ama bence de zor olmuyor. Ve olmuyor. Zor olmuyor. Bence çok güzel oluyor. Istemedim. Kaldır koy hani evet. Bir şey eksildi mi kayboldu mu? O kadar kalabalığın yok, içinde. Yok olmuyor. Onunla ilgilenen birini koyuyoruz oraya. Tabii sistemleri var. Evet. Sistemimiz var. Burada işte. Neredesin? Bu benim kuzenlerim bana bekarlığa veda partisi düzenlemişti annemin evinde. Ne yapıyorsun bekarlığa veda partisinde? Neler yapıyorsun? Ben işten gelmiştim. Hepsi toplanmışlar. Bana güzel bir sürpriz hazırlamışlardı. Oynadık, eğlendik, yedik, içtik. Ne güzel. Özel vakit şey geçirdik. Yok. Evet, özel bir şey yok. Tamam. Ama çok mutlu olmuştuk. Düğünün arasında ne kadar süre var partinin? Kına'dan 2 gün önce sanırım. Çünkü Makedonya'dan misafirlerimiz gelmişti. Onlarla beraber olmuştu. Nikah? Evet. Nikah ayrı yapıldı galiba. Nikah ayrı yapıldı. Orada da süslüyüm. Yine tacım var. Taçların duruyor mu Ayda? Evet duruyor. Hepsi hala duruyor. Takıyoruz. Takıyorsun. Doğru evet söylemiştin. Düğünden ne kadar önce? Bir ay önce oldu nikahım. Ayrı oldu nikahım. Nikah salonunda oldu. Burada mı oldu peki? Bayrampaşa'da mı? Bayrampaşa'da oldu evet. Nikahtaki saçını ne kadara yaptırdı? 300 liraya yaptırmıştım nikahtaki. Makyaj da mı daha evet, iyi? Evet makyajla daha bayağı iyi. Bayağı uyguna yaptırmışsın. Evet çok uyguna yaptırmışsın. Nikah elbisen duruyor mu Ayda? Evet duruyor. Hala içine girebiliyorum. Oluyor. Nikah özel giyiyorum. Adetleriniz var mı? Evet. Neler var? Nikahta da beni davulla gelip aldılar kapıdan. Aynı şekilde düğün Nikası gibi. Var. Evet. Aynı şekilde yine Komol'e gittik. En ufak bir doğum günü partisiyle şatafatla evet. Herhalde. Bir müzikte hemen ayağa kalkıp oynuyoruz. Harika. Burada da çeyiz sermem. Çeyiz burada da var mı eğlence? Annenin evi mi? Yok. Benim bu. Evim. Eski evim. Eski evim. Evet. Ha, gelin gitti. Evet, gelin gitti. Evet. Bu evde ne kadardır oturuyorsun hayatım? Bu evde bir senedir neredeyse bir oturuyorum. Evet. Satın mı aldınız evinizi? Evet, satın aldım. Güzel. Peki ne kadar altın takıldı mesela nişanda? Nişanda Aslı Hanım 2 set takıldı bana. Evet. 5 bilezik takıldı. Geri kalan hepsi düğüne takıldı. Ha. Annemler taktı kelepçe, ablam set taktı. Düğünü görelim de düğünde evet. Soralım bakalım neler, kimler takmış. Evet. Bu nedir? Bu çeyiz almam. Ha. Çeyiz almaya bile davulla geldiler. Aa, evet, çok güzel. Neden evet. Akşam? Neden akşam? Çünkü Ramazan ayıydı. Ramazan ayı olduğu için gündüz müzik pek hoş olmaz. Herkes oruçlu olduğu için. Hı. Akşam tercih ettik. Bayağı evet. Böyle oynamalı. Bayağı yine kalabalıktı. Çok güzel olmuş. Güzel hepsi olmuş. Düğün gibi. Evet çok güzel. Hepsi düğün gibi. Eşin de çok arkadaşları var. Evet eşin de. Çünkü siz mahalle arkadaşınız. Evet. Dolayısıyla çok arkadaşınız evet. Ortak var. Ortak arkadaşlar eşin de çok seviyor çok. Oynamayı, böyle şeyleri. Yoksa yaptıramazsın zorla yani. Evet evet. Kaç kıyafet giydin Ayda? 11 kıyafet. 11 kıyafet? Evet. Ayakkabın da mı 11? Evet. 3 tane de şallar giydim. Hey maşallah. Yani 11 kıyafetin içinde nasıl şallar. Nasıl vakit ayırabiliyorsun? Ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor ki sizin biz için? Onu ayarlıyoruz dakikalarına. Bir yukarıda bekliyor. Ama kısa süreli. En aşağıda 10 iniyorum. Gerçekten çıkıyorum, iniyorum, aşağı iniyorum. Aydan 11 kıyafetin duruyor mu? Evet of, duruyor. Onlar da duruyor. Of saça, makyaja. Hepsinin fiyatı nedir peki? Hepsinin fiyatını hiç hatırlamıyorum çünkü hepsi özel dikim. Salon hepsine özel dikim. Evet, bizim özel terzilerimiz Ayda, var. Salonda kaç kişi vardı? Salon o kadar kalabalıktı ki ek bir sürü sandalye çıkarttı. Burada tezi karşı temenna kayınvaliden mi? Evet, kayınvalidem. Annemi öpüyorum şu an. Çok güzel. Ay ama adetler çok güzel. Şu an ilk çıkışım bu. İlk çıkışta popoza biz bakın yalnız siz. Nişanlıkla çıkıyoruz. Duvak takılı, gelin olduğum belli olsun diye o anneannem. Alnında ne var? Alnımda çeyrek mi? Çeyrek altın var. Kim taktı onları? Onları eşim taktı. Bravo. Ben de böyle güzel bir şey yaptım oraya. Bu yandaki simler onlar simli. Gelin teli. Gelinler eskiden, takıyor. Evet, eskiden de bizde de adet. Adet hala var. Devam ediyorlar. Evet. Bak eskiden evet, gelin evet. Teli varmış. Bu annem zamanında ama evet siz ben hala taktım. Ben hiç gelin teli görmedim vallahi. İkinci kıyafetin galiba. Helal evet. Olsun. Bu geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkanlara bayılıyorum. Ben çıkarıyorum. Bravo. Burada halam bir de yengem çıkartıyor. O ilk kıyafeti nişan kıyafetiydi. Evet ilk nişan kıyafeti. Onların hakkını bir. Evet. Tamam. Onların da saçlarının senden bir farkı evet. Yok gibi. Bizde herkes böyle oluyor. O yüzden ben de duvak taktım ki gelin olduğum belli olsun tabii. Diye. Zaten gelin telim var. Şimdi bütün ailenin fertleri en gösterişli kıyafetlerini, şalvarlarını, evet. Taçlarını takıyor. Evet. Diğer gelinler de taçlarını evet. Takıyor değil şu mi? Şu an beni çıkartıyorlar. Herkesin tacı var, süslü, püslü. Onlar çıkıyoruz. Da senin gibi kıyafet değiştiriyorlar evet, mı evet, peki? Evet, göreceksiniz onlar da. Herkes vay kıyafet vay. Değiştiriyor. Aydan ben bir tane. Bana bak,
bir kına gecesine girerken bir tartıl, bir de kına gecesi bittikten sonra bir tartılsaydın. Kilo. Bence kilo vermişsindir. Kesin vermişimdir. Kilo. Hayır yani kolay mı? 11 kıyafeti değiştir, giy o saçla. Sayıları? Aslında biri giydiriyor, biri çıkarıyor, biri giydiriyor, biri çıkarıyor. Sıcak mıydı? Sıcaktı. Haziran ayında evlendim. Saçların bozulmuyor mu Ayda? Hayır, bozulmuyor. Çok güzel sabitliyorlar. Güzel kuaförler zaten. Yani o bir şey spreyi boşaltmışlar. Evet. Burada da yine herkes gelin gibi. Şimdi bir kıyafeti giyiyorsunuz ya. Çıkıyorsunuz, bir oyun oynayıp tekrar gidiyor musunuz? Nasıl oluyor? Dakika mesela benim kınamda 20 dakikada bir dakika ayarlamıştık biz. 20 dakikada bir kıyafet değiştiriyorum. Evet. Matematik hesabı var. Bir halay bakıyorsunuz yani. O 20 dakikaya ne sığıyor onu merak ediyorum. Halay geliyorum. Giyinmeye kaç dakika ayırıyorsunuz? Giyinmeye aslanım bir saniye içinde giydiriyorlardı beni. Vay be. Ekip hazır. Ya peki evet. Sen tamam, sizin adetleriniz bu, tabii ki saygımız var ama diğerlerinin de kıyafetlerini değiştirmesinden sen memnun kaldın mı? Ben kendim istedim zaten. Özellikle kuzenim mesela sünnet düğününde beyaz kıyafet giymişti oğlum. Bugünkü kıyafet galiba. Ben çok hoşuma gitti. Ama sadece Ayda sende duvak var. Evet. Çünkü gelin olduğum için. İşte o hiç duvak çıkarmıyor. Diğerleri tabii, mesela beyaz. Dediğim gibi yani ben olsam istemezdim. Yaptırmazdım. Ay şu kırmızının şaşasına bakın, onu bunu bırakın da. Biz kupon diyoruz. Kupon. Evet. Ve kına gecelerinde, düğünlerde giyiyorsunuz tuvaletleri. Evet, giyiyoruz. Yani kaldırıp hani baz altına atmıyorlar. Hayır, giyiyoruz. Giyiyorlar. Kullanıyorlar, giyiyorlar. Zaman, evet. Şaşa. Evet. Şaşa. Zenginlik gösteriyorsunuz. Seviyorum. Evet. Geldi. Eşim geldi. Kadifemiz bu da. Biz bunu kınalarda mutlaka giyeriz. Bu da ağır bir elbise. Evet, bunu giyseydim. Ben bunu giydim. Arnavut gelince duymuştum, kadife olmazsa olmazımız. Evet, olmazsa eşim olmazımız. Eşim sade kalmış ama. Kına gecesi yani. Bir tek eşim orada erkek olduğu için. Burada testi kırıyorum. Kaç tur attın orada? Hiç hatırlamıyorum aslanım. Ne güzel. Bekletmeseydin çocuğu. Biri söylüyor mu at diye bana söylemişlerdi. Yok, kendim bir de öyle bir sert atıyorum ki önüne böyle. Ben de. Evet. Burada Arnavut şalvarım. Evet. Onunla çıkış yapıyorum. Bir önceki ne şalvarıydı? O da aynı o şalvar ama kaftan. Hepsi duruyor mu bunları? Evet. Bunlara ayrı bir gardırop lazım değil mi? Evet. Epeyce var. Giyiyorum düğünlerde. Maşallah. Her şeyim duruyor. Ne güzel, bak arkada da arkadaşları. Evet. Hani hiç ekstra bir organizasyona gerek yok. Yok. Hayır. Dikkat edin, Arnavut düğünlerinde kınalarında pek gerek duymuyor. Bir de küçük kızlar var burada. Evet, onlar halamın kızları. Burada da... Artık bindallı. Evet, bindallı. Kına yakılıyor bu kıyafetimle. Artık sonunda kına yakılsın. Çok ağladın mı? Evet. Ben ağlamadım çünkü ben ağlamaklı bir tarzda müzik istemedim. Çok duygusalım o konularda. İstemedim hani. Ağlamak istemedim. Evet, ağlamak istemedim güzel bir günde. Annemi de ağlatmak istemedim. Eğlenceli bir kına oldu. Ay canım. Maşallah.